Çukurova Metropol FM. Tarafsız, bağımsız, özgür habercilik. İlhan Geyik ve Tanır Emre Üzel Geçici ile Z raporu başlıyor. Efendim takvimler 28 Nisan 2020'yi gösteriyor. Salı günü, aynı zamanda Ramazan'ın da 5. günü. Bugün Z raporunda Tanır Emre Üzel Geçici ile birlikte özel bir konuğu sizler için burada konuk ediyoruz. Evet, önce Tanır Emre'ye hoş geldin diyeyim. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, inşallah güzel haberler vermeye devam ediyoruz. Tabii önce konuğumuza hoş geldin diyelim. Konuğumuz Adana ASKF Başkanı, yani Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı, Adana Şube Başkanı Sayın Ahmet Bozan, Doktor Ahmet Bozan. Ahmet Bozan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz tabii sizi tanıyor ama kısa bir tanıtım da yapalım. Bilmeyenler için, dinleyicilerimiz için, Doktor Ahmet Bozan 1972 yılında Adana'da doğar. Sırasıyla Cumhuriyet İlkokulu, 5 Ocak Ortaokulu ve Adana Erkek Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oluyor. Aslında hayatı boyunca da sporla ilgilenen bir insan. Küçük yaşlarda Adana Gümrük Spor'da başlıyor futbol hayatına. Daha sonra Emek Spor Tahsilli ve SSK gibi takımlarda futbol oynuyor. Tabii Diş Hekimliği Fakültesi nedeniyle de futbol hayatına artık bir nokta koyuyor. Ama daha sonra onu yönetici olarak görüyoruz. Önce Güney Yıldızı'nda, daha sonra Çukurova Pres Havuzlu Bahçe Spor Kulübü'nde as başkanlık olarak görüyoruz. Adana Gençlik Spor Kulüp Başkanlığı'na da seçilerek tüm branşlarla iç içe spor yöneticiliği yapmış. Önemli bir spor adamı. Binlerce sporcu ile çok farklı branşlarda Türkiye ve dünya dereceleri kazandı aslında Ahmet Bozan. Bunu belki bugün çok fazla konuşamayız ama gerçekten Adana sporu için, Adana'da ve özellikle amatör sporlar için önemli bir insan. Daha sonra özellikle ASKF Genel Sekreter Yardımcılığı, ASKF Başkan Yardımcılığı yaptı. Daha sonra da 2017'de herkesin bildiği üzere ASKF Başkanı seçildi. Serbest diş hekimi, bir muayene işletiyor. İlgililer gidebilir. Evli ve 4 çocuk sahibi. Eşi de eczacı. Onu da ifade edelim. Mutlu bir yuva diliyoruz. Mutlu bir spor hayatı dileyelim. Ve tekrar hoş geldin diyelim Ahmet Bozan'a. Bir de aynı zamanda da genel merkezlere icra kurulu üyesi misiniz? Konfederasyon icra kurulu üyesi. Çok güzel. Adana'mızın da tabii zaten hani şey olması gerekiyor. Onu da ifade edelim. Peki şimdi hep Z raporuna başlarken Ahmet Bey, hocam özellikle günlük koronavirüs tablosunu veriyoruz. Tabii yanımızda bir doktor da var. Hem konuşmak istiyoruz. Dünkü rakamlar, yani 27 Nisan 2020 Türkiye günlük koronavirüs tablosunu okuyarak başlamak istiyorum. Daha sonra tabii herkesin merak ettiği asıl konularımıza gireceğiz tabii. Dün 20.143 test yapılmış. Vaka sayısı 2131. Vefat sayısı 95, iyileşen sayısı ise 4651. Her gün daha umut verici, daha güzel rakamlar okumaya başladık. Onu da söyleyelim. Şimdi bizim özellikle bu rakamları biraz yorumlamanızı istiyoruz. Mesela vefat sayısında düşme var. İyileşen sayısında da gerçekten çok güzel, hakikaten hani ya yarın şu kadar iyileşen olur mu diyoruz, onun bile üstüne çıkıyor. Yarın şu kadar vaka sayısı azalır mı diyoruz, onun da altına inebiliyor. 2131, inşallah 1000 rakamları da belki görür müyüz, görmez miyiz? Bu tablo bize neyi anlatıyor? Evet, öncelikle ben Çukurova Metropol ailesine, FM Radyo ailesine hayırlı olsun demek istiyorum başta. Çünkü çiçeği burnunda bir radyo. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii
güzel iki insanın birlikteliğiyle de Adana'ya büyük hizmetler vereceğine inandığım bir yolda yürüyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm aileye başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte koronadan vefat eden bütün insanlarımıza, dünya insanlarına başsağlığı diliyoruz tabii ki. Sözlerime girmeden önce de Adana Demirspor'un eski başkanlardan Adem Atılgan'ın annesinin vefat ettiğini biraz önce öğrendim. Öyle mi? Evet, ruhu şad olsun. Allah Allah'tan rahmet diliyoruz. Aileye sabırlar diliyoruz. Başarılar sağ olsun. Zorlu bir süreç biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Dünya için de zorlu bir süreç, bizler için de zorlu bir süreç, Türkiye için de zorlu bir süreç. Bu süreci özellikle çok iyi yöneten Sağlık Bakanı başta olmak üzere, devletimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına, ben de bir sağlık çalışanıyım, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Dünyanın çok çok üstünde bir çalışma ve azim var. Buraya da parmak basarak devam etmek istiyorum. Ben bir doktor olarak yani şunu söyleyeyim. Tabii. Türkiye olarak süreci hem dünya ortalamasını hem Avrupa ortalamasını çok çok üzerinde götürüyoruz. Şimdi bu tür pandemilerde en önemli şey vaka havuzunun çoğaldığı zaman, bir çeşme düşünün, vaka havuzuna vakaları döken bir çeşme. Bir taraftan da hani bizim lisede havuz problemlerimiz vardı, iki çeşme açık, bir çeşme alttan suyu bırakıyor hesabı. Alttaki suyu bırakan çeşmemiz büyüdüğü zaman, yani iyileşen sayımız büyüdüğü zaman havuzdaki suyun, yani vaka sayısının azalacağını göreceğiz. Bu da Türkiye'nin son 3 gündür girdiği bir süreç. Vakada iyileşen sayısı, vaka sayısını geçtiği zaman o havuzun yavaş yavaş düşeceğini göreceğiz. Tabii bu neye bağlı? Toplumun izolasyonuna bağlı, mesafe kuranına bağlı. Ve bana göre de dünyanın da şu an kabul ettiği en önemli şey kesinlikle ve kesinlikle maskeye bağlı. Yani buradaki en büyük koruyucu olay, koruyucu önlem bana göre maske ve el hijyeni. Buna çok dikkat etmesi lazım insanımızın. Biz biraz rahat bir milletiz. Yarın bir gün ya çok iyi oldu artık gidebiliriz, her yere oturabiliriz, konuşabiliriz, kalabalık olabiliriz. Değil. Pandemilerde bittikten sonra ikinci dalgaya gittin miydi? Çok büyük bir sorun yaşıyor ülkeler. Bu geçmişte de böyle olmuştur. İnşallah bizim ülkemizde bu olmaz. Alınan önlemler çok güzel. Şehir bazlı alınan önlemler çok güzel. Yani ben Türkiye'nin bu süreci çok iyi yönettiğini düşünenlerdenim. İnşallah bundan sonra da bu sayıları daha aşağılarda ve gün gelecek daha sıfırlarda göreceğiz. Şimdi bir çan eğrisinden söz ediliyor. Artık çanın sağ tarafına geçtiğimizi, yavaş yavaş düştüğünü ifade ediliyor. Şimdi mesela bazı ülkeler, dün Yeni Zelanda bu işi bitirdik dedi. Yani biz zafer kazandık, koronaya karşı zafer kazandık dedi. Ama şimdi şu var, yani biz koronayla daha ne kadar yaşayacağız? Yani mesela diyelim ki yani kontrol etmekle bitmesi aynı anlama gelmiyor herhalde. Yani mesela şimdi diyelim ki 6 ay sonra da şimdi diyelim ki yeni vakalar yok. Mesela Çin'in Wuhan kentini düşünelim. Çin'de şu anda yeni vaka sayısı pek yok gibi. Devede kulak yani. Yani biz hayatımız bundan sonraki 1-2 senemizde hani bu tür önlemleri biraz önemseyerek, yani gevşetip ama yine devam mı edeceğiz? Yani artık dünyada, Türkiye'de eskisi gibi olmayacak. Onu baştan söyleyeyim. Yani bu 1-2 yıllık bir süreç. Tam korunma kesinlikle ve kesinlikle ya virüsün ortadan kaybolması ya da bunun için yapılan aşının bir an önce devreye girmesi. Yani aşı bulunana kadar çok rahat mıyız? Değiliz, onu söyleyeyim. Aşı bulunana kadar. Tabii yani çok rahat değiliz. Çünkü Çin'de bir insanda olunan bir vakaydı. Bütün dünyayı sardı. Yani buradan 5 ay sonra bir daha bir insanda görüldüğünde bunun tekrar aynı şekilde yansıması olacaktır. Ha, ülkeler bunun önlemini alıyor artık. Hatalarını, eksiklerini gördüler. Bütün dünya gördü. Dolayısıyla daha iyi önlem alınacaktır ama bu süreçten uzun bir süre tabii ki daha dikkatli olacağız. Aşı ve diğer çalışmalar bitene kadar diye düşünüyorum. Evet. Peki biraz da şeye geçelim mi? Şimdi burada tam bu koronavirüsü konuşurken özellikle Ahmet Bozan, ASKF Başkanı olarak ilk inisiyatif alan yöneticilerden biri oldunuz. Hemen özellikle sosyal medyanızda da biz bunu gördük. Yani işte maçlara gittiniz, hatta devam eden ligler devam ederken maske dağıttınız. Sonrasında bir takım bilgilendirme toplantıları yaptınız.
bugüne kadar devam ede gelen bir yönetim şekli gösterdiniz. Şimdi amatör spor kulüpleri açısından yani şöyle de olabilirdi. İşte ligler tatil edildi. Herkes evine gitsin. İşte Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına uyun denilip olayın dışına çıkılabilirdi. Tabii ki bugün sağlık ve hijyen setleri, gıda kolileri de dağıtıyorsunuz. Onaya sonra gelelim ama ne yaptık yani bu konuda özellikle koronavirüsle alakalı? Şimdi tabii bu virüs illeti hepimizi etkiliyor. Dolayısıyla spor camiasında en çok etkileyecek konulardan bir tanesi. Çünkü spor branşlarının hepsi iç içe olan branşlar. Bizler de bunlarla ilgili hemen acil olarak kulüplerimizi bilgilendirmeyle ilgili hem sosyal medyadan hem mesajlarla uyarmaya çalıştık. İlk süreçlerde el hijyeninin çok önemli olduğunu, dezenfeksiyonun çok önemli olduğunu hemen kulüplerimize ulaştırmaya çalıştık. Ve ondan sonraki süreçlerde de tabii ki bir sivil toplum kuruluşunun başkanısınız, federasyonun başkanısınız. Dolayısıyla ya korona var artık ben de eve çekileyim, oturayım demek çok benim mantığıma gelmiyor. Yani hoşuma giden bir süreç olmuyor. Bizler bu özellikle bu tarz başkanlar mutlaka bu süreçte aktif olacak şekilde. Tabii kendini koruma yöntemlerini bilecek, izolasyona, hijyene dikkat edecek arkadaşlarımız ama bu alanda çalışacak, alanda oturmayacak. Evet. Oturmama üzerine kurulu bir dünyamız olmalı. Tüm kulüplerimize ulaşmak zorundayız. Bizler de bunu yapmaya çalıştık. İlhan Hocam çünkü gerçekten amatör camia, amatör spor kulüpleri yani bu ülkenin gençliğinin, geleceğinin çimentosu. Onu açık ve net söyleyeyim. Yani gençlik ve gelecek amatör spor kulüpleri üzerinden şekilleniyor. Çimento olduğu için de güçlü bir ülke, güçlü bir Türkiye için de bu kulüplerimizin desteklenmesi lazım. Bizler de elimizden geldiği kadar onlara hem gıda kolileri, hem şey kolileriyle, hijyen kolileriyle ulaşmaya çalışıyoruz. Ha, bunu kulüp başkanlarımıza verirken kendilerine vermiyoruz tabii. Kendileri kendi bünyelerindeki ihtiyacı olan, bu dönemde ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarımıza bir şekilde dağıtıyorlar. En azından bir ön ayak oluyoruz. Ön ayak olmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen budur pozisyonunu yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun burada da bize Sayın Valimiz de çok büyük destek verdi. Belediye başkanlarımız bunları daha sonra konuşacağız tabii. Gelelim. Yani şimdi merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi şu. Amatör spor kulüpleri içerisinde ya da sporcularımız içerisinde bu illete yakalanan oldu mu? İstanbul ASGV Başkan Yardımcımız Ahmet Karaman vefat etti. Allah rahmet eylesin, ona da bir daha rahmet dileyelim. Onun dışında ufak tefek şeylerimiz oldu ama bir kaybımız var. Acı bir kaybımız Adana'da var. Tabii bir de profesyonel anlamda biliyorsunuz hemşehrimiz Fatih Terim hocamız bu illette Allah'a çok şükür iyileşti ama o da spor caması içinden olduğu için söylüyorum. Ona da geçmiş olsun. Sporcular soruyor sanıyorum İlhan. Sporcular yani mesela, bizim yani sizin Adana genelinde yok. Bize yok. İntikal eden, bize gelen bilgilerimizde yok. Allah'a çok şükür. İnşallah böyle de gider. Peki başkanım. Şimdi yıllardan beri ASKF'de bir egomanya vardı. Ona da Allah rahmet eylesin Ali Güler'i diye. Geçen dönem geldiniz ve çok bu efsane devam eder derken Ali Güler efsanesi gerçekten bayrağı devraldınız. ASKF'de neler değişti? İstediğiniz her proje yapabildiniz mi? Burada önce bir onu dinleyelim sizden. Yani kafanızdaki her proje yapabildiniz mi? Yapabildiğinize inanıyor musunuz? Şimdi yeni bir seçim de geliyor herhalde. Yani şu an tabii gündemimiz seçim değil. Çünkü ülkemizin insanların koronadan dolayı büyük sıkıntıları var. Dolayısıyla spor camiasında büyük sıkıntısı var. Seçim değil de geçim derdine düşen bir ülkemiz var. Evet. Şu an bizim seçimle ilgili bir startımız yok. Şimdi biz tabii ASKF'ye geldikten sonra en önemli şey burada Ali Gülleri Başkanım'la Allah rahmet eylesin. Amin. Onu da bir almış olalım. Kesinlikle orada olan birikimlerimizi 9 yıl ben yönetim kurulu üyeliği yaptım. O birikimleri nasıl ASKF Başkanlığı'na taşırız diye bir çalışma içerisindeydik seçimden önce de. En önemlisi ne yaptık Tanır Bey? Şeffaf bir yapı oluşturduk. Yani Adana ASKF'yi bütün Adana'ya, bütün kamuoyuna, bütün Türkiye'ye hem sanal alemde hem sosyal alemde hem de kendi icraatlarımızla şeffaf bir yapıya kavuşturduk.
bir önemli bir konumuz daha. Grupların değil, kulüplerin ASGF'si olduk. Ben bunu her yerde söylüyorum. Kesinlikle kulüplerin bir ASGF'siyiz. Yolunu bilmeyen kulüplerimiz vardı. Adresini bilmeyen kulüplerimiz vardı. Bizim dönemimizde futbol dışı branşlar, yani salon sporları diyoruz ama salon da değil. Tabii atletizmi var, yüzmesi var. Onların hepsini ASGF'de toplamaya çalıştık. Sizler de bu işin içinde oldunuz. Toplantılarımızı evet. yaptık. Geniş katılımlı kulüplerimizin sorunlarını dinledik. Yani Adana Amatör Camiası'nı yeni bir oluşuma izin verdiği için de teşekkür ediyorum. Çünkü yeni genç bu işi daha çok hevesle yapmak isteyen bir ekiple beraber yola çıktık. Ve bana göre de 3 yılda birçok şey yaptık, birçok şey değiştirdik. Kulüplerimizi özellikle ASKV'ye entegre etme konusunda hiç ayrı tutmadık, hiçbirini ayrı tutmadık. Yani bu şu branştan, bu branştan demedik. Herkese eşit mesafede durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Bütün isteklerimizi yapabildik mi? Yapamadık. Bazıları tabii kanunsal yollara takıldı. Bazıları ufak tefek iradelere takıldı. Yani onu çok da açmak istemiyorum. Bazı arkadaşlarımız oldu. Özellikle salon sporlarıyla çok daha büyük işler yaptık ama daha da büyütebilirdik hedefi. Bununla ilgili arkadaşlarımızı çok zor duruma düşürmemeye çalıştık. Mevcut iradenin karşısında kendi aralarında bir sorun olmasın diye. Çünkü çoğu arkadaşımız belli yerlerde çalışıyor. Onlara da sorun olmasın diye şey yapamadık. Ama yeni dönemde inşallah daha büyük güçler, daha büyük çalışmalarla Adana Amatörü'nün, ASGF'nin kendilerinde kulüplerin olduğunu daha da hissedecekler. Çünkü siz de davet edildim birçok Adanalı olduğu gibi. Biz ilk defa ASGF tarihinde iki iftarımıza 700'ün üzerinde insan katıldı. Evet. Yani eskiden ben 9 yıl orada yöneticilik yaptım. 50 kişiyle, bilemedim 30-40 kişiyle bir iftar yapılırdı. Biz 700 kişinin üzerinde Adanalı'ya ve Adana'nın en prestijli otellerinden evet. birinde oldu. Çok da keyifli. Hem prestijli otel hem kendi bahçemizde yaptık ayrı ayrı. Ve hepsine de bütün camiye danıttık. Burada neyi gördüm? Çok keyifli bir şey. Başkan olduğunu bilmediği bir futbol kulübünün atıyorum. Bir salon kulüp başkanının yanında belki de komşusu olduğunu, karşı komşusu olduğunu orada öğrendiler. Ya siz de mi bu sporun içindesiniz demeye başladılar. Demek ki camia birbirini tanımıyor pozisyonu vardı ve ASGV bunu yapmak zorundaydı. Allah'a çok şükür onu da yaptık. Bütün Adanalıları branş ayrımı yapmaksızın bir araya getirdiysek ne mutlu bize. Aslında yöneticiler, idareciler böyle üyeleri birbirinden biraz uzak tutmaya çalışırlar. Çünkü parçala böl yönetiz abi. Evet. Yani şimdi çünkü beraber kendisine karşı ortak hareket etmesin diye. Ama hakikaten Ahmet Bozan'ın farklı bir tarzı var. O daha çok hep beraber hareket etmekten yana. Biraz da korkmuyor. Tabii bugün çok seçimleri konuşmayacağız ama. İşte onun için yoksa şimdi herkesin aslında burada da sürekli alttan yazıyorlar. Benim de aslında çok merak ettiklerim var ama yine bir soralım. Tabii Ahmet Bey, Ahmet Başkan belki bir dahaki programa bırakabilir veya belki ufak bahsedebilir. Başkanım şimdi alttan çok da fazla izleyenler var. Hem sosyal medyadan, Twitter'dan tweetler atıyorlar. En çok merak ettiği şu insanların. ASKF'de yola çıkarken yönetimde olan yol arkadaşlarımızdan 4-5 tanesi şu an karşı gruba bir aday çıkardılar. Karşı gruba destekleyeceklerini açıkladılar. Yani ASKF'de ne oldu da beraber çıktınız? Mesela işte yönetimimizde Ercan Atalay vardı, sonra Metin Eker vardı. Çok iyi gidiyordu. Ama şu an bu desteklerini çekip karşı tarafa yani bir aday çıkardılar. Yani şunu o konuda şimdi şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir kervan yol yürür, yol yürürken eksiklerini görür veya o ailenin içinde olmak için çaba sarf etmeyen arkadaşları görür veya çalışmaları birazcık daha diğer arkadaşlardan eksik olan arkadaşlar olur. Yeni arkadaşlarla devam edersin. ASGF'de yönetim kurulu 11 kişi. O arkadaşlar varken de 11 kişiydi. Onlar olmadığı zaman da 11 kişiydi. Yani dolayısıyla birkaç arkadaşımızın bize karşı olması 3-4 yılda 2 kişi arkadaşımız. Onlar da sağ olsun. Yani kendilerine bir yol çizdiler. Farklı bir yol çizdiler. Çünkü bize çalışırken en üst seviyede çalışmak zorundayız. Ben Ahmet Bozan olarak, ekibim olarak her zaman biz mantığıyla yola çıkan bir insanım ve çok da sabırlıyımdır. Benim sabırlı olduğumu çok iyi bilir arkadaşlarım. Elimizden gelen bütün çabaları göstererek bir yol yürüyeceğiz. Bu yolda
İllaki ufak tefek şeyler olacak, sıkıntılar olacak. Ama çalışmalarımıza gösterdiğimiz azime, ulaştığımız noktalara bazı arkadaşlarımız eğer ufak tefek eksik kalıyorsa tabii ki yeni arkadaşlarla devam etmenin faydası var diye düşünüyorum. Sorularla devam edelim. Aslında şeyden gelen Ali Aslan sormuş. ASKF Başkanım Ahmet Bozan Bey, İncirli Kurşit Kars Stadı atıl durumda kullanılmıyor. Ata Yadigarı İngirli Kurşit Kars Stadı'nın konumunu Sayın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile konuşup faaliyete geçirirse iyi olur. Saygılar demiş. Yani İncirlik, evet, İncirlik'in efsanesi, Adana Amatörü'nün de efsanesi Karslılar. Hüsnü amcamı da arada bir gider ziyaret ederim. Selamet diliyorum. Adana'nın en yaşlı insanlarından biri. Kurşit Kars Stadı gerçekten bizim de Adana'da Gençlik Stadı ve İncirlik Stadı olduğunda oynadığımız iki sahadan biri. Bütün maçlarımız buralarda olurdu. Tam da İncirlik'in göbeğinde, çok da keyifli bir yerde. Bununla ilgili bir ara bir çalışma oldu Sayın Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ama ondan sonraki süreç herhalde devam etmedi. Bana göre de yani orada bir belediyenin stadı var ama İncirlik halkı İncirlik Stadı'nın olduğu, Kurşit Kars Stadı'nın olduğu yerde gerçekten o dönemlerde daha büyük seyircinin potansiyelinin olduğu bir maçlar yaşıyorduk. Bana göre de o tarihin yaşatılması lazım. Bir askeri başkanı olarak söylüyorum tabii. Bunun takdirini Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bakanlık üzerinden mutlaka yapacaktır ama Kurşit Kars Stadı'nın İncirlik'in veya bizim Adana'nın efsane stadının yaşaması, yaşatılması çok önemli. Ali Aslan kardeşim de bunu gündeme getirdiği için teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Başkanım, şimdi spor demek öncelikle önce bir taraftar istiyor. Yani bir taraftar derken önce spora gönül vermek, evet, gerekiyor. Tabii Türkiye'nin yeni sporculara ihtiyacı var. Hep söylediğimiz bir şey var. Şimdi mesela Hollanda'yı düşünün. İşte dünya futbolunda neler kazandırıyor. Yani küçücük bir ülke. Yani bakarsanız işte belki nüfusu işte Konya ile Adana'yı yan yana geçirseniz Hollanda'dan büyük olur yani. Ama veya Hırvatistan'ı düşünün. Dünya futbolunda, evet, veya farklı branşlarda söz sahibi olabiliyor. Basketbolda, futbolda söz sahibi olabilir. Tabii burada özellikle altyapının çok iyi olduğunu görüyoruz. Siz de amatör spor kulüpler. Yani şimdi tabii Türkiye'nin beceremediği, bence hala beceremediği işlerden bir tanesi şu. Hala biz bunu okul düzeyine indiremedik. Şimdi siz tabii gönül vermiş insanları okullarında ya da bir takım yerlerde imkan bulamamış insanlar, özellikle amatör kulüpler yoluyla spora kazandırmaya çalışıyorsunuz. Ama bunu yapabilmek, biraz önce Ali Arslan'ın dediği gibi tesis gerekiyor. O kulüplere imkanlar gerekiyor. Sonra bir de sanki bir şey eksik gibi bana öyle geliyor, bilmiyorum, hani siz daha iyi bilirsiniz. Okulla kulüpler arasında veya o işte okuldan yetişen o insanları alıp kulüplere kazandırma, bütün branşlar için söylüyorum tabii. Niye Türkiye olimpiyatlarda çok başarılı olamıyor sorusunun altında yatan şeylerden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuya çok eğildi. Evet, mesela Spor Toto eliyle işte tesisler kazandırılmaya çalışıldığı Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Ya burada ne eksik veya siz burada kendinizi hangi konumda konumlandırıyorsunuz? Yani ben mesela Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışabiliyor musunuz? Ortak projeler yürütebiliyor musunuz? Ya ben bunları çok merak ediyorum. Gerçekten cidden sırf soru sormak için değil yani. Bunları cidden merak eden bir insanım. Yani şunu söyleyeyim İlhan Hocam. Kesinlikle ve kesinlikle amatör sporun gelişimi, dolayısıyla amatör sporun da tabii yukarıya katkısı hem profesyonelde hem olimpiyatlarda olacaktır. Tesislere bağlı. Yani tesisiniz olmadığı zaman amatör sporu veya spor branşlarını yapma şansınız çok az. Ben bunu özellikle yerel belediyelerimizi ziyaret ettiğimde mutlaka dile getiriyorum. Bulduğumuz her alana, her boşluğa ne yapabiliyorsak sporla ilgili onu yapalım. Yani illa iki pota koyup basketbol sahası yapmanın bir anlamı yok. Tek pota koyarsın. 5 metrekarelik bir yerdir ama o sokaktaki çocukları akşam üzeri sabahın erken saatlerinde orada buluşturur. Şimdi şehirlerin
Nazır imar planları var biliyorsunuz. Evet. Binlikler, beş binlikler onu böyle konuşulup oralarda spor alanları ayrılır çok, önce çok uyuluyor musunuz yani? İşte ben de onu diyorum. Yani. Önce ayrılıyor. Ondan sonra oralar evet. yeşil alana çeviriyor. Evet. Yeşil alandan ticari alana, ticari alandan satışa, satıştan bilmem neye. Sonra bakıyorsunuz çocukların top oynaması gereken diyelim ya da yüzmesi gereken yerlerde ya da atlaması gereken, zıplaması gereken, koşması gereken yerlerde koca koca apartmanlar görüyorsunuz. Aslında bu vatandaşa hani şöyle de dava açma hakkı doğurmuyor mu? Yani bilmiyorum da hani açamayız. Kararı, tabii kararı vatandaş. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani tesisle ilgili bakın sporun girmediği bir toplum yok. Sporun girmediği bir sokak yok. Sporun girmediği bir ev yok. Dolayısıyla bizim devlet olarak da spor kulüplerinin başı olarak da en rahat insanlara ulaşacağımız alan spor. Yani ben Adana'nın en dezavantajlı bölgesinde de spor kulübüm var. Çok rahat gidip çalışma yapabiliyorum. En rahat olan bölgesinde de gidip spor kulübüm var. Spor yapabiliyoruz. Bir bölgeye girmenin anahtarı spor. Evet. Amatör. Dolayısıyla bir şeyleri kurutmanın da tabii var. Tabii yani amatör spor kulüplerini Adana'nın en zor yerlerinde görebilirsiniz. Sokak arasında bir salon görebilirsiniz. Bir sokak arasında bir futbol kulübü görebilirsiniz. Bir atletizm kulübü görebilirsiniz. Ve o mahallenin içinde herkesin uğradığı, takdir ettiği insanlar olduğunu da görebilirsiniz. Dolayısıyla buralara ulaşmak çok kolay. Ben meydan tarafında, Dumlupınar tarafında büyümüş bir gencim. Arkadaşlarımın birçoğu da o bölgede hala oturuyor ve ben de hala pırasa tarlasını evet, pırasa yani. Tarlasını da işte yapı mesleği de emek sahasında çok iyi bilenlerdenim. Evet, evet. Ama bizim bir şansımız vardı. Bunlar bizim bu bizim devre. Bir tabii o anlattığı şeyler hani yerler bizim çocukluğumuzu çok rahat sporla geçirebildiğimiz yerlerdi. Pırasa tarlası, yapı meslek sesi, milli mensucat. Ben de emek mahallesinden. Evet. Yani, tanır da emek mahallesinden olduğu için şimdi bizim, ama bizim biraz daha çocukluk dönemimizde çok daha... Biz çok şanslıydık. Nasıl şanslıydık? Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Hafta sonu, hafta içi her gün dışarıdaydık da hafta sonu büyüklerimiz top oynamaya giderlerdi. Bizim şu an şehrin göbeği olan o meydandaki alanlarda 7 tane, 8 tane futbol sahası vardı. Evet. Ona göre alanlar vardı, koşma alanlar vardı. Yani çocukluğumuzda şanslıydık, doğru. Tesis değildi ama doğal tesislerdi. Fakat bize de sporu kazandırıyordu. Dolayısıyla o sporun içinde olduğumuz için buralardayız. Yani eğer ben bir doktor olmuşsam, bir askeri başkanı olmuşsam gerçekten bunu spora borçluyum. Benimle beraber o dönemde spor yapan benim mahallemdeki bütün arkadaşlarım bir yerde. Yani bir, en basitini söyleyeyim. Mehmet Aslan Baba, Yeşilay Başkanı, İl Müdürü Abdülkadir Ataşbak, aynı sınıfta. O da aynı bizim mahallemiz. Mehmet Aslan Baba. O da o bölgeden, çünkü İl Müdürü. Yani dolayısıyla sporun içinde olan herkes bir yerlerde oldu. Kesinlikle. Peki bu milli eğitimle yani onu es geçmiyor. Biraz politik şimdi okullarla ilgili şöyle ben şimdi şunu mesela soruyu o zaman şöyle toparlayalım. Genelleyelim. Şimdi Adana Valiliği yani sen valimizin de bu işlere katkısını biliyoruz ama şimdi şu var yani bir bataklığı kurutmanın bataklık diye tabir edeceksek hani uyuşturucu gibi işte suç, evet suç onları onlar şey. çok önemli yerler. Çok önemli şeyler. Bunu ancak sporla başarır. Mesela Tanır'ın da şu anda hani spor başkanlığını yürüttüğü spor kulübü de böyle bir bölgede çok önemli bir işe imza atıyor aslında. Şimdi tamam da okullarla beraber bir çalışma yapıyor muyuz? Milli eğitimle çalışma yapabiliyor musunuz? Nedir? Yani durum... Şimdi kulüplerimiz birçok kulübümüz daha doğrusu yani bunu futbolun dışında da söylüyorum bütün branşlarda. Okullarla bağlantılı çalışan antrenör ve kulüp sayılarımız çok fazla zaten. Yani bununla ilgili okulların imkanlarını kullanan, salonlarını kullanan kulüplerimiz sayısı çok fazla. Burada bir parantez açmak istiyorum. Milli Eğitim Müdürümüzü ziyaret ettiğimde gerçekten spora çok yatkın, sporun içinden gelen ve bu işi seven bir insan olduğunu bizzat kendim şahit oldum. Hatta bize şu cümlesi çok önemliydi. Biz uyuyan, hiçbir işe yaramayan salonlarımızı halka açacağız. Kulüplerimizi açacağız. Açık olmayanlarla ilgili de lütfen bize bilgi verin. Bizim tesislerimiz öyle atıl pozisyonda kalmayacak. Ne zaman dedi bunu? Bunu yani yaklaşık 3-4 ay önce bir görüşmemiz olmuştu. Şeyden önce bu korona şeyinden önce.
gerçekten ümit varım bu konuda. Eğer bunu uygulayabilirsek, uygulayabilirse. İnşallah diyelim. Evet yani bir bürokratın diyelim. Bunu konuşması beni memnun etmiş. Milli eğitim bazında şöyle bak. Avrupa'da okulların her okulun basket takımı ayrı, futbol takımı ayrı. Onların biliyorsun Amerikan futbolu falan değişik branşları var. 5-6 branşta okulların takımları var. Burada biz bunu sadece özel okullarda görebiliyoruz. Pek devlet okulları da imkan olarak da çok elverişli değil herhalde ama yapılan gerekli çalışmalarla zannediyorum bunlar yapılacak artık. Ya bizim dönemimizde vardı. Mesela bakın bizim dönemimizde vardı. Okulun futbol takımı, basketbol takımı, voleybol takımı, handbol takımı. Bizim dönemimizde. Ya vardı. Mesela şimdi mesela bütün branşlar vardı. Siz bizden erkeksiz. Sonra handbolu falan da var. Mesela bizden herhalde erkeksine benden sonrasın. Evet. Bir dönem sonrasın. Mesela bizim dönemimizde Fenerbahçe'de kaptanlık yapan Hüsnü, milli takımda oynadığı uzun yıllar, Hakan, efendime söyleyeyim, çok ünlü basketbolcular. Yine handbolda A milli takım kaptanlığı yapmış isim Adana Erkek Sesi mezunu. Sizden önceki dönemde işte aynı okuldan Fatih Terim de mezun. Evet, Fatih Terim futbol sahasında mezun Tekin olmuş. Tekin hocam diyorlar. Mesela evet. Tekin İnce Baldır. Hani o oranın, eskiden şunu söyleyeyim, Tanır bir cümle oraya koydu. Evet, futboldan takımda eğer okulun takımında oynuyorsan derslerine birazcık yardımcı olunma. Onu söyleyeyim yani. Bu hepimiz için geçerli. Sadece Fatih Hocam için değil, herkes için geçerliydi. Evet. Ama şunu söyleyeyim, gerçekten okullarda eskiden beden eğitimi hocaları çok önemliydi. Ve devlet de çok şey yapıyordu. Bir ara verildi ama son 6-7 yıldır özellikle Spor Bakanlığı'nın çalışmasıyla tekrar beden eğitiminin okulların en alt kesimlerine kadar açılmasıyla ilgili bir çalışma var. Mesela olimpiyatlar dediniz, hem Spor Bakanlığı'nda hem Spor Genel Müdürümüzün çalışmalarıyla bir tohum projesi var. Yani futbolun dışında oluşan bir tohum projesi var. Oradan hem olimpiyat şampiyonları hem dünya şampiyonları hem Avrupa şampiyonları çıkmaya başladı. Kürek'te, Kano'da, Cirit'te inanılmaz çocuklarımız var. Bu ileri dönemlerde Türkiye'nin olimpiyatlarda çok söz sahibi olacağının kanıtı iyi bir çalışma var. Çünkü çocukluktan alıp bütün eğitimini karşılayan bir sistem var. İnşallah bunu bütün branşlarda da uygulayabilirsek Türkiye'nin geleneğiyle ilgili çalışma olur. Proje bazında kalmamalı. Mesela bakın ben bir örnek vereyim. Okullar hayat olsun diye bir proje vardı. Ne oldu o proje? Evet, devam etmesin abi. Devamlılığı yok. Yani şimdi okulları mahalleye açılacak. Okuldaki bir takım şeylerden mahallenin çocukları ya da o okulda okuyan çocuklar mesai saatleri dışında da faydalanabilecek. Şu an faydalanabiliyor mu? Hayır. Yani okul müdürünün şu veya okul yöneticilerin şu, ya şimdi bunlar girecek, içeride basket potasını kıracak, şunu yapacak, bunu yapacak, şöyle olacak, böyle. En iyisi ben kapımı kilitleyeyim. İşin kolayı bu. Hani zamanında bir Milli Eğitim Bakanı demiş ya, şu okullar olmasa bakın görün ben bu milli eğitimi nasıl yönetiyorum. Peki, Ercan Karalar demiş ki iyi yayınlar diliyorum. Esnek Hayat Spor Kulübü olarak Ahmet Bozan Başkanımıza çalışmaları ile göz doldurduğu için güveniyoruz. Karate Do branşında çocuklarımıza katkısı olacağına inanıyorum. İnşallah selamlar ve saygılar demiş. Karatecilerin size selamları var. Katkı bekliyorlar Sayın Başkan size. Ercan Karalar'ın desteği önemli bizim için abi, soyadından dolayı. Evet. Yasin Dilkili Taş sormuş. Neden herkes aday olamıyor demiş. Ya bu konuda evet, ama ben de sanki böyle bir hani yönetimi o zaman tam ben hatırlamıyorum. Bana bunu sordular. Tam hatırlamıyorum ama sorarım derim. Yönetimde 32. madde mi? 30. madde mi? Herkes aday olamıyor. 34 mi? Herkes aday olamıyor. Siz böyle bir vaatte bulundunuz mu başkanım? İlk başkanı aldığınızda ben bu yönetmeliği değiştireceğim. Benim dönemimden sonra isteyen herkes aday olabilecek diye. Şimdi arkadaşlar 34. madde tüzükte olan bir madde. Dolayısıyla evet. Ne Ahmet Bozan'ın ne de başkalarının değiştireceği bir madde değil. Genel kurulun değiştireceği bir madde. Tüzük maddesi. Ama şunu söyleyeyim, arkadaşlarımın bilmediği şu var. Bir federasyonun başkanlığına aday olmak için direkt dışarıdan gelecek pozisyonda da bir şey yaratılmamalı. Bence. Yani kendi şahsi düşünce. Evet. Yani dışarıdan birinin bir gün ya ben oraya başkan yapayım. Biraz emek vermek lazım. Bir emek önce olmalı. Bir üye ol değil mi? Bunun biraz yönetiminde olmalı çalışması. Çünkü ASGV başkanlığı normal bizim spor kulüplerinin dernek başkanlığı gibi değil, onu söyleyeyim yani. Burası çok meşakkatli, çok zor, çok müfredata hakim yani olmak. Ne demek yani illa yönetimde olmak, illa yönetime mi? Yani ya yönetime giremiyorsak? Yönetim burada da itiraz eder mi? Yok, yönetim kurulu üyeliğiyle ilgili bir çalışma var. Şimdi konfederasyonun aldığı bir
tavsiye kararı vardı. Bu benden önce. Ali Bey döneminde, Sayın Güler'in döneminde. Bunu da en iyi arkadaşlarım, yönetim kurulu arkadaşlarım bilir zaten. O dönemden eskiden daha ağırdı şartları. Bizler de bu ağırlıkta olmamasını istedik ve genel merkezde, konfederasyonda bu tartışıldığında iki dönemle ilgili bir çalışma yapıldı ve bütün ASGB'lere bu gönderildi. Hmm. Yani bir tavsiye kararı ve konfederasyon da senin üst birliğin olduğu için bunu da Ali Güller o dönemde uyguladı. Böyle de devam ediyor. Yani bu Ahmet Bozan'ın bir getirdiği ya da değil. Bu konu değil. Bu daha çok konfederasyonun yani aldığı bir tavsiye kararı. Böyle bir şeyiniz olmadı. Ben bu maddeyi kaldıracağım bu tüzükte. Hayır. Şimdi şey bu maddeyi kaldırayım pozisyonu tüzükte birçok maddenin eksiklikleri var. Bunları görüyoruz. Abi, bugün yani siz zannedersen yani şöyle bir şey vardı herhalde. Yani daha çok herkesin üye olabileceği, daha çok katılımcı olabileceği sözleri kullanmıştı. Evet, hatırlıyorum. Yani, ben bir önceki biz elimden yani her isteyen yani, aday olabilir şeklinde değil. Değil yani, tabii. Evet yani o önemli. Dışarıdan gelip de bir insan sadece bu koltuğu kullanmak için buradan zararlı bir pozisyon doğru. Yani daha zararlı sonra pozisyon doğru. Bunun önünü kesmek için zamanında bence de mantıklı. Yani şey sporun içinden gelen, emek veren, yıllarını vermiş insanlar tabii. Burada yapmalı. Bu ama tabii mesela daha önce bu spora emek vermiş. Hani Adana sporuna emek vermiş. Ama hasbelkader işte bu federasyona üye olmamış ya işte bu kurumlara üye olmamış insanları da bence hani biraz öne açılmalı diye düşünüyorum. Yani mesela ben Seyhan Belediyespor'un 2 yıl yöneticiliğini yaptım. Daha önce Kocaelispor'da oynadım. Yani tabii Kocaelispor'un Kocaelispor olduğu zaman. Sizin önünüzü açarız genel anlamda rica ederiz. Öyle bir düşüncem yok ama varsa. Yani mesela eski yöneticilere mesela şöyle bir anımı anlatayım. Ligler bitti, kupa töreni var. Rahmetli Ali Güller ile beraber işte 5 Ocak Stadyumunda bir tören düzenlediler. Şimdi ben Seyhan Belediyespor'un başkanı değilim, altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Şimdi o kupa törenine de bizim genel kaplan Faruk Aytek'ti. O gelemedi. Gelemeyince beraber gidecektik. Aslında onun işi çıktı. Ben gittim. Tabii 19 tane kupa veriliyor. Futbolla alakalı. Tam 16 defa çıkmak zorunda kaldım. Seyhan Belediye'nin başarısı diyorsun. Yani 16 defa çıktık. Yani o 16 branşta şampiyon olmuştuk. 3 branşta da ya ikinci ya üçüncüydük. Yani 19 branşın 19'unda da yani 16 defa çıktığınız için çok keyiflenmediniz yani. Ya ama çok devamlı. Şimdi İlhan Bey, o bizim yaramızdı. Biz sezon başında kupa töreni yapardık. Ben de buna hep karşı çıkanlardandım. Niye? Çünkü kupa futbolda, basketbolda, voleybolda, handbolda veya bütün işte atletizm, yüzmede, kickboksta, Muay Thai'da kazandığın anda sana verilirse alın terin kurumadan keyfi var. Bravo. Biz de bunu gördüğümüz için geldiğimiz günden bu yana sporcularımız müsabakada şampiyon oldukları garanti olduğu anda hem kupalarını hem madalyalarını takdim ettik. Bir yıl sonraya ortak bir törene bırakmadık. Çünkü hak eden sporcu orada, hak eden yönetici orada. Belki bir sene sonra orada olmayacak. O insanlarımıza verdik ve bunda da çok doğru yaptık. Çünkü bütün kulüplerin, sporcuların bize dönüşleri çok olumlu oldu. Yani en azından bütün Adana'ya onu anında yaydık. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Ben de yani orada rahatsız oldum. Evet yani işte siz bile 16'dan aldığınız anda rahatsız oldunuz. Yani bu da sizin başarınız abi. Onu da Faruk abiye buradan sonra şey yapmak size, lazım. Sizin şu anda yönetimde arkadaşınız Uğur Şekeroğlu. Şimdi o da yanımdaydı. Dedim ya birkaç tanesine sen çık. Yani da yani çok kupa törenlerine bazen kulüpler gelmezdi. Başka kulüplere vermek zorunda kalırdık. Doğru söylüyorsun. İkincilik ve üçüncülük kupalarını ona aldırdı. Onu da söyleyeyim yani. Tamam. Peki Ahmet Başkan, şimdi bu Adana'da en büyük kulüplerin sıkıntıların başında herhalde saha sıkıntısı geliyor. Bu futbolda da böyle, basketbolda da böyle, voleybolda da böyle. Saha sıkıntısı bulamıyor. Çoğu kulüp var, tescilli yapılmış ama sahaları yok. Basket takımları antrenman yapamadan maçlara çıkmaktan şikayetçi. Futbol takımları da böyle keza. Birbirlerinin sahasını falan kullanıyorlar. Onlar izin veriyorlar, verme, ikili ilişkilere bağlı. Bu durumda var mı çalışmalarınız veya yerel yönetimlerin mi burada mesela destek olması tabii bu gerekiyor? ASGF'nin dolaylı olarak konusu. Direkt, tabii, konusu, direkt değil. Konusu değil.
Biz sadece tavsiye eden, kulüplerimizin sorunlarını yukarı çıkaran ve anlatan insanlarız. Evet, Adana'da tesisleşmeyle ilgili sıkıntımız var. Bunu her gittiğimiz yerel makamlara, ilgili makamlara söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Bir birliktelik lazım. Yani diğer illerde gördüğümüz o devasa birlikteliği bu Adana'da çok göremiyoruz. Yani çok şey yapamıyoruz. Burada da ben buradan en azından sizin aracılığınızla bütün yerel başkanlarımıza ve ilgili insanlarımıza, yani Adana'nın artık birlik olup beraber olup tesisleşme ile ilgili, spor tesisleriyle ilgili bir hamle yapmasının zamanı geldi. Çünkü gerçekten başka illere gidiyoruz. Yani gıpta ile baktığımız kesinlikle iller var. Kesinlikle. Bir Konya, bir Kayseri, yani Afyon'a, Gaziantep, Afyon'a gittik. Orada 7-8 tane sahanın ve antrenman sahasının ve salonların olduğunu, yan yana kompleks olduğunu görünce Bursa'da keza öyle. Kampüs şeklinde. Pozisyonlar var. İşte Kayseri en son amatörler için bir hamle yaptı. Yani çok hoş şeyler var. İnşallah bunu duyuyordur sevgili başkanlarımız, yerel idarecilerimiz, yani devletin insanları. Konuşuyor musunuz? Yani mesela şimdi bir Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Koca İspir, o da mesela sporcu kimliği var aynı zamanda. Evet. Soner Çetin mesela iyi bir tenisçi. Daha farklı branşlarda da gerçekten yüzmeyi seven, motor sporları da vesaire. Mesela Akif Kemal'a kayıtta böyle babacan bir tavrı var. Kendisi kendisi sporun içinden çıkan bir insan. Sporun içinden çıkan ve biri. Sağlık sektörünün içerisinde bulunan, yıllarca bulunmuş bir insan. Kim kaldı? Bilal Başkan zaten devamlı çocuklarla, gençlerle falan. Yani şimdi baktığın zaman aslında Zeydan, şey şimdi Zeydan Karalar yine sizin bizim beraber bulunduğumuz mahallede 6 yıl kalmış. İyi bir forvettir. Tabii yeşil tabii sporun içinden gelen bir belediye başkanı. O da pırasa tarlasında çok futbol oynamış bir insandır. Şimdi baktığınız zaman aslında her şey uygun da. Mesela yine Gençlik Spor İl Müdürümüz Abdülkadir Ataşbak, hakikaten o da pırasa tarlası çocuklarındandır, sporcularındandır. Şimdi ne eksik? Yani niye olmuyor? Yani mesela örneğin diyelim ki Gülbahçesi'nde, Dağlıoğlu'nda hani yani çocuklarımızı spora teşvik etmek için Yenibey'de, hani mesela yıllarca hakikaten orada hala devam eden spor kulüplerimiz var. Yani mesela bakın bir Emek Mahallesi'ndeki bir işte şeyin, Tanır'ın doğup büyüdüğü Emek Mahallesi'ndeki o futbol sahası ne gençler yetiştirdi değil mi? Bir emek sahamız var. Ona da sağ olsun Dimax, Büyükşehir'in eski müteahhiti, eski dönemi. Şimdi devam ediyormuş gerçi de. Gözünü dikti. Mahkemeliyiz vallahi yıllardan beri hala. SGK'dan orayı tam bilmiyorum onun şeyini de. Yani orası benim de çocukluğumun geçtiği yerler. Emek sahası gerçekten Adana'nın olmazsa olmazlarındandır. Bana göre bu konuda el birliğiyle en üstten en alta kadar emek sahasının tekrar şu an gerçi spor alanı olarak kullanılıyor ama başka bir yere dönmemesi için zaten müthiş bir kamuoyu var Adana'da. Şu an ciddi orada bir şey ciddi var. Bir baskı var. Baskı sağ olsun var. Özkan Çelik orada gövdesini başkan onun gövdesini koyuyor, yapıyor. Bu önemli. Hatta ben emek burada spor sahası çok çok önemli. Evet. Yani hani bakın bir şehrin 500 tane çocuk orada spor yapıyor. Tabii ki ya, şimdi onu boş ver. Sembol, onu, sembol yani, sahası. Yani şehrin sembol hafızası sahası dediğimiz mesela şimdi Adana 5 Ocak Stadı arşivi, bu evet şehrin hafızasıdır. Evet. Kapalı spor, Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu bu şehrin hafızasıdır. İşte ne bileyim Adana Erkek Lisesi bu şehrin hafızasıdır. Yapı meslek bunlar kaybolmamalı. Bu kaybolmamalı. Kaybolmamalı. Evet. Yani şimdi emek sporun sahasına yapılacak, çakılacak bir çivi bu şehre yapılmış bir ihanettir. Kesinlikle. Hem bu sporan kararın altına imza atanları da buradan kınamak istiyorum gerçekten. Kesinlikle. Yani şimdi mutlaka hani iş adamları mutlaka yani apartmanlarda dikmeli, iş yerleri de yapmalı. Buna da karşı değiliz yani. Bu yapılacak bir alanlar Adana'da tabii var. Tabii ki yani, çünkü buna özel program yapalım ya. Mesela burada ben varım. Özkan, yapalım evet. Yapalım. Mesela Özkan'ı da bağlayalım. Özkan'ı da çağır. Dimax'ın o ortaklarını Emrah'lar. Ben Emrah Bey'le bir ara çok tanımıyorum da bir ara bir konuştuğunda, hani Emek Spor'un başkanı olduğum için aradığımda çünkü Eğitek'le ilgili sıkıntı vardı. Ona geçtiği için tapu, Eğitek'imizi kesmişlerdi. O zaman sorduğumda şey demişti bana. Bana Büyükşehir bu büyüklükte başka bir yerde arsa versin. Tamam ben de burayı size tahsis edeyim veya belediyeye tahsis edeyim diye. Ama şu anda da
onu da yani orada şunu söylemek istiyorum. Çok ya şimdi Adana Büyükşehir Belediyesi'nde de mesela hakikaten çok güzel isimler var sporun içerisinde. Mesela Kadir Özdemir mesela çok önemli bir insan. Bence bu konulara el atmalı. Yapmalı da diye düşünüyoruz. Ben yapacağına da inanıyorum. Hakikaten yani spora emek vermiş insanları biz biraz daha amatör spor kulüplerimize ya emek spor ne bileyim hatta pırasa tarlası biraz daha eski kimliğine bürünmeli. Yani evet. Gidin bakın yani kapanmış yani. Şimdi pırasa tarlasını Dumlupınar Gülpınar Stadı olarak şu an kullanıyoruz. Güzel. Çimlendirdik. Çok güzel. Ben geldiğimden bu yana da oraya müsabaka veriyoruz. O bölgeye müsabaka verdiğimiz için de çok memnunum. Osman Yesin Başkanım sağ olsun. Önce biraz çekincelerimiz var diyordu amatör kulüplerimiz ama iyi. Herkesi çok iyi karşıladı. Oradaki ambiyansı tekrar eskiye döndürme derdindeyiz ama emekle ilgili şunu söylemek istiyorum. Becaiş yoluyla dahi çok rahat halledilebilecek bir yer. Çünkü spor alanı bu alanı spor alanı olarak kalması lazım ve ben ASGV Başkanı'na şunu söylemek istiyorum. Hangi belediyemiz yaparsa yapsın o bölgeye bir çivi çaktığında bunu en çok çıkıp teşekkür edecek, yanında duracak insanlardan biriyim. Ve o bölge eğer o sahaya uygun bir hale getirirlerse de ben 14-13 yaş ve altı bütün müsabakaları orada oynatmaya o belediye başkanı veya yerel dinamimizin yaptığı için de orada oynatıp bütün Adana'nın gündemini almaya buradan söz veriyorum. Hadi bakalım inşallah. Yani bu görev herhalde Seyhan Belediyesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ne düşüyor. İnşallah. Ya orada da çok güzel insanlar var. Bak sporun içerisinden gel. Dediğimiz gibi yani Akif Kemal Akay, Zeydan Karalar yani bunlar sporcu kimlikleri. Biraz önce yani. Onu söylediniz. Her şey var. Un var, şeker var, yağ var. Bunu helva yapacak bir güç lazım. İnşallah bunu da yapacağız. İnşallah. Ya orada enteresan olaylar dönmüş. Yani zannediyorum Dimax'ın orayı kamulaştırmak için istediği rakam 5 milyonun üzerinde. Hı. Şimdi bir tesisleşme için de aslında 5 milyon da şimdi belediyenin parası var. Şimdi sen kendi şahsi paranla o 5 milyonu şimdi orada da bir kategori dönmüş bence. Şimdi ben orayı 5 milyonu aldığını zannetmiyorum Dimax'ı. Ya anlaşılır ya. Bu yani, zor bir şey de Becaiş dedim işte ben biraz önce bir cümle kullandım. Becaiş'te bir yer gösterdim. Daha güzel bir yer İşte ya onu söylüyor. Yani en son işte Orak yani diye gelmişti. Onlar da zarar etmesin. Biz burada... Tabii spor alanı bir şey yapamayacak. Biz şimdi yani hiçbir firmanın ya da hiçbir şeyin düşmanı değiliz. Yani yatırımcının yani aksine biz Adana'ya yatırım yapılsın istiyoruz. Adana güzelleşsin istiyoruz. Yani tabii ki apartmanlar da olacak. Tabii ki binalar da olacak. Her taraf yemyeşil kalmayacak. Düzgün. İmar zaten sağ sıkıntısı adı safhada. Redde futbol sahasına gözünü dikmesin. İşte onu diyoruz. İşte onu diyoruz. Ama bunu lütfen spor sahalarımıza gözünü dikerek yapmasınlar. Kesinlikle. Mesele budur. Kesinlikle. Yani bu firma biliyorsun geçen bu Murat Sancak da teşekkür ettiğinde 500 bin lira burada konuştuk. 500 bin lira 1 milyon bağışlarda bulunmuş. Sonra Demirspor'a icraya veren firma. Dimax. O da ya bizim, tabii bizim emek tanımıyorum bilmiyorum. Bir sahanın yaşatılması derdi. Hem veriyorsun evet. Hem de evet. İcraya veriyorsun. Ya tabii zamanında bu da oraya para bağlamış. Haklı olarak diyor ki eğer şu raddeye geldiyse bence burada Zeydan Başkan'ın da biraz topa girmesi lazım. Çünkü kendi de futbol oynamayı sever. Gol de atmayı çok sever. Forvet olarak oynar. Oynadığı maçlarda. Birkaç kere maç da yaptı kendine. Gerçi bana gol atamadı. Ben iyi kaleciyimdir. girip gerçekten dediği gibi Ahmet Başkan'ın da takas yolunda bu iş çözmesi lazım. Versinler Dimax'la bir sahayı. Emek sporu kurtar ve siyasetçi olarak da zaten emek mahallesinin de kahramanı ol yani. Bakın bu işi kim yaparsa emek mahallesinin kahramanı olur. Sadece emek mahallesi. Bizim, Akif bence. Başkan yakarsa Akif Başkan kahraman olur. Zeydan Başkan yaparsa o kahraman olur. Biz amatörler olarak omuzumuzda taşımaya tabii. hazırız. Yeter ki el atılsın. Peki Sayın Başkan, özellikle bu yerel yönetimlere girmişken dediğimiz gibi yani o konu şeyde kalmasın. Nasıl buluyorsunuz başkanların amatör spor kulüplerine olan yaklaşımları? Ben şimdi yıllarca hep şunu gördüm. Ben de bir amatör spor kulüp yöneticiliği yaptığım için söylüyorum. Şimdi senenin başında bir amatör spor kulüplerine işte biraz forma ve işte futbol topu vesaire gibi. O da futbol kulüplerine sadece bak tırnak içerisinde söyleyeyim. Sadece futbol kulüplerine verilmek kaydıyla. Basketbol yani gidip bir judo takımına veya bir karate takımına kimsenin işte giysi dağıttığına falan şahit olmadım. Şimdi senenin başında işte böyle formalar dağıtılır. Biraz işte eşofman dağıtılır. Biraz futbol topu vesaire falan dağıtılır. Malzeme dağıtımı derler ona. İşte başkan gelir.
işte kamera çeker, birkaç tane fotoğraf, basın servisi bir şey yapar ve başkan amatör sporun yanında alkışlanır ve başkan gider. Bir daha sonra bu görünmez. Sonra bir yaz okulu meselesi şey yapılır. Yaz okulu işte biz 2000 kayıt yaptık, 3000 kayıt yaptık. Çocuklara işte çok basit Pazarlar Caddesi'nden o arka Melek Girmez'in arka taraflarında fason üretim yapanlardan alınmış. Hani oradan da alınsın da kesinlikle ve kesinlikle ikinci yıkamada sünen, orası burası kaykılan, efendime söyleyeyim bir takım tişörtleri forma diye yutturan bir takım böyle işte nümayişler seyrettik. Ya bu değil ama yani yani yapacağın yardım bu değil. Şimdi belediyelerin şu anki bakış açısı, taleplerinize olan bakış açıları, siz nasıl çalışmak istiyorsunuz? Onlardan beklentileriniz neler başkan? Evet, ben öncelikle bir kelimelerinize bir şey eklemek istiyorum. Futbol malzemeleri dağıtılırdı belediyelerden her sene. Doğru. Ben 2017'de görev aldıktan sonra, çünkü Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak bizler belediyelere sezon başlamadan önce gider listemizi verir, dilekçemizi verir ve şu kulüplerimize forma desteği, işte yağmurluk desteği, ayakkabı desteği diye eşofman desteği isteriz. Ben ilk defa bir askeri başkan olarak buradan da övünüyorum, gurur duyuyorum. Salon sporlarımı da altına ekleyerek belediyelerimizden destek istedim. Ve sağ olsun birçok belediyemiz de bu konuda bize yardımcı oldu. Yardımcı olmayan da söyleyebilirsiniz. Salon sporlarına biz açığız yani, salon sporlarına destek veren belediye başkanlarımız da oldu gerçekten. Bu ilkti. Ha, bunu alıştıracağız. Her sene veriyorum. Her sene salon sporlarının isimlerini veriyoruz ve yavaş yavaş da desteklerimiz oluyor. Bu malzeme konusunda hem futbolun hem salonun desteklenmesi lazım olduğunu her platformda söyleyen bir başkanım. Hatta en son Gençlik Spor Bakanlığı üzerinden geçen sene futbola bir kıstas koyarak bu sene de salon sporlarına Bakanlık Gençlik Spor İl Müdürlüğü üzerinden yardım yaptı. Birçok kulübümüz de aldı. İnşallah biz futbolu tam doğru yönettik ama salon sporlarında ne oldu, ne aşamada kaldı? Bu virüs olaya girince biz çok hakim olamadık o konuya. Ben belediyelerden özellikle hem büyükşehirden başlayarak bütün ilçe belediyelerimizden destekler aldığımızı buradan belirtmek istiyorum. Ama biz burada bir süreci şöyle yönetememişiz. Yıllarca böyle gelmiş. İsmini, adını koyamamışız. Ben bunu 3 yıldır da anlatıyorum. Bu sene belediye başkanlarımız yeni olduğu için kendi yerlerinde bir ufak ekonomik olarak şey olarak sıkıntımız oldu ama onu da çözeceklerini düşünüyorum. Koronavirüs de. Hani evet, o da devreye girdi. Ondan önce yeni olan oluşumlar vardı. Belediyelerde yeni belediye başkanları vardı. Bir takım sıkıntılarla karşılaştık ama bunu da tabii ülkenin ekonomik şeyine de vermek lazım. Şunu söyleyeyim yani ben Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak bir düzen istiyorum. Nasıl bir düzen? Bütün takımlarımıza sezon başlamadan önce bir çalışma yapılıp bir malzeme desteğinde bulunmasını istiyorum. Ama baştan şunu söyleyeyim. Öncelikle tabii tesisleşmeyi konuştuğumuz için bir daha o paradizi açmak istemiyorum. Yani tesislerde bize yardım eden belediyeler olmasını istiyoruz ki ediyorlar. Malzeme desteğinin düzene bindirilmesini istiyorum. Evet. Nakdi yardımların amatör spor kulüplerinin alacağı kadar olmasını istiyorum. Yani ben büyük paralar alan kulüpler istemiyorum. Bizim amatör spor kulüplerimiz kendi yağında kavrulan, kendi çabasıyla hareket eden ve onu yönetmeye çalışan Türk sporuna da alttan sporcu yetiştiren kulüplerimiz. Ama bir de burada kıstas mesela şimdi. Kıstası işte onu söyleyeceğim. Yani mesela bazı kulüpler İşte bu belediye başkanından yakın bakıyorsunuz daha çok yani ona karşıyım işte ben de şunu söylemek istiyorum. Yani biz Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak eğer ayrım yapacaksak Tanır Bey'in kulübü futbolda, basketbolda, voleybolda, handbolda, atletizmde yarışıyorsa Tanır Bey'e ayrım yapalım. Ama bu ayrım da yani 5 liralık malzeme Tanır Bey'e 105 liralık malzeme olmasın. 10 liralık malzeme olsun. Yani kıstaslarımız branş sayısına veya kendi branşı içindeki kategori sayısına. Yani çok güzel. Atıyorum bir takımımız 8 branşta katılıyor futbola. Bir takımımız 1 branşta. O zaman desteği ona göre yapmalıyız. Yani
Bunu birçok illerimizde başardılar arkadaşlarımız. Bizler de inşallah belediye başkanlarımız, özellikle ben daire başkanı geldiğinde büyükşehir daire başkanımıza bunu anlattım, belediye başkanlarımıza anlattım. Yani ufak da olsa yılın başında bir nakdi destek verilir. Yılın başında bir malzeme desteği verilir ve yılın ortasında bir daha bir malzeme veya nakdi destek, çünkü ikinci amatör küme diğer gruplarımız başlıyor. Yaş gruplarını her zaman oynatamıyoruz aynı anda. Ve ondan sonra da belediye kendi asli görevlerine bakar. Eğer bunları düzene oturtmazsak bu sefer belediyelerin önünde kulüplerimizin yığıldıklarını görüyoruz. Yani belediye başkanı da bu işten rahatsız. Aslında düzene koyduğumuz zaman sene başında alacağım diyor kulüp. Doğru. Bir daha belediyeye uğramıyor. Veya sene ortasında alacağım diyor. Hakkını biliyor, yapacağını biliyor, çalışmasını biliyor. Kendisine ne verileceğini biliyor. Çünkü o da hesabını yapıyor, kıstası belli. Ona göre de bir yol izliyor, bir yılı çıkarmaya çalışıyor. Öbür türlü belirsizlikler hem belediyeleri hem belediye başkanlarımızı zora sokuyor, hem kulüplerimizi zora sokuyor. Ben kulüplerin birbirinden ayrılmasını ya da birine çok az, birine çok büyük miktarlar verilmesine karşı olan bir başkanım. Bunu da her yerde söylüyorum. Amatör kulüplere, amatör kulüplerin isteyecekleri kadar destek verilmeli ve tesisleşme bizim için en önemli sorun. Şimdi mesela dünyada artık bir olaya global bir şekilde bakma, entegre bir şekilde bakmak ve topyekün bakma mantığı var. Yani bunun için mesela çalıştaylar düzenleniyor. Her konuyla alakalı. Mesela Adana'da bir spor çalıştayı düşünüyor musunuz? Yani konunun bütün paydaşlarının içerisinde yer aldığı, işte gençlik sporun, valiliğin, Sağlık Bakanlığı'nın, değil mi? Sporcu sağlığı, siz doktorsunuz aynı zamanda. Amatör spor kulüplerinin, profesyonel futbol kulüplerinin, milli eğitimin, yani bütün paydaşların bir araya geldiği, arkadaş Adana'da spor şu anda ne durumda, ne yapmalıyız, hedefimiz ne olmalı şeklinde. Şimdi Adana tarihine, geçmişine baktığınız zaman çok ünlü sporcuları, çok başarılı sporcuları çıkarmış bir şehir. Şu anda Tabii herkes aklına Fatih Terim geliyor ama mesela Çağla Büyük Akçay var, teniste çok ciddi başarılar elde etmiş. Bir tane daha bayan var. İpek Soylu mu? İpek Soylu da Adanalı diye. Evet, İpek Soylu da var. Evet. Yani çok şimdi çok önemli, geçmişte de çok önemli sporcular Adana yetişti. Sanat, sadece sanatçılarla anılıyoruz ama sporcularda da böyle. Çok şimdi mesela Adana'da dediğim gibi Gençlik Spor İl Müdürlüğü önderliğinde veya Adana Valiliği önderliğinde olabilir veya sizin teşvikleriniz de olabilir. Yani bir spor çalıştayı ben hiç duymadım. Yani işte orada bir neden bir inovasyon yapılmasın? Neden bir beyin fırtınası yapılmasın? Neden bunlar masaya yatırılmasın? Herkes kendi eteğindeki taşları dökmesin. Yani biraz da olaya biraz daha geniş perspektiften bakalım. Tabii ki bugün Hadırlı Spor'un ya da işte Kanal Gücü'nün ya da Emek Spor'un derdi lokal ve özel ve her birisi ayrı bir dert. Ama bence dert aslında ortak. Şimdi Emek Spor'un sahasını kurtarırsak, diyelim ki Mirza Çelebi Spor diye bir kurum. O nerede oynayacak? Evet, yani onun da gözü gidip Emek Spor'da olacak. Emek Spor'un sahasında olacak. Yani ben anlatmak istediğim... Bireysel değil, genel çözümler yapmak spor lazım. Spor çalıştayı. Evet. Yani ben şunu söyleyeyim. Tabii çalıştaylar bir şehre çok büyük fayda verir. Ben özellikle, siz bir cümle kullandınız program başlarken, çok parçalı böl yönet yapmıyorsunuz, herkesi bu işin içine koymaya çalışıyorsunuz dediniz. Onun için bunu cesaretle çok sordum. Bu cesaretliyimdir bu konuda. Kesinlikle herkesin birlikteliğini savunan, birlikten kuvvet doğacağına inanan bir insanım. Biz çalıştayların tabii bu işlerin çok büyük işler olduğunu biliyoruz. Bizim elimizde Gençlik Spor İl Müdürlüğü elinde, valilik üzerinden olabilir. Çok doğru bir düşünce. En azından oradan çıkacak kararları uygulayacak bir Adana olur. Bu çok önemli gerçekten. Bu düşünceniz inşallah ilerleyen dönemlerde de bunu bazı yerlerde dillendirmemiz lazım. Ben toplantılara, istişarelere çok önem veren bir insanım. Hatta Tanır Bey de bilir. Sene başı bütün kulüplerimizi istişare toplantılarına çağırırım. Sezon başlamadan önce ayrı ayrı çağırırım ve hepsinin görüşünü alırım. O görüşünü aldıktan sonra çıkan sonuca göre de sezonu planlarım. Ve bunu arkadaşlarımızla birlikte 3 yıldır yapıyoruz. Ve buna da çok büyük başarı elde ettik. Ama işte şehir ölçeğinde bir yani, çalıştaya ihtiyacımız tabii var. Bu istişare kültürünü... Hatta bu çalıştayları daha sonra bölgesel de yapmak lazım. İstişare kültürünü çok önemseyen bir insanım. Bu da çalıştaya doğru gidiyor zaten. Olması gereken işler bana göre hem Adana ölçeğinde hem bölgesel ölçekte bir çalışma olmasına inanan bir insanım. Mesela
bu korona işi olmasaydı biz bölgesel bir U12 müsabakaları Adana şampiyonluğu alıp işte Hatay'ın, Mersin'in, Osmaniye'nin, Antep'in o bölgenin insanlarını buraya toplayacaktık Adana'ya. En azından güney illeri sporla uğraşan amatör camia birbirini tanıması açısından bir çalışmamız olacaktı ama her şey bu engele takıldı. Yani bakın mesela bir Muay Thai ya da kickboksa Türkiye hem Türkiye şampiyonları çıkartıyoruz hem dünya şampiyonları çıkar. Dünya şampiyonu çıkarıyor. Türkiye Adana her yıl dünya şampiyonu çıkartıyor evet, ya. Evet. Ama bunu kim takdir ediyor? Yani işte sponsor işte mesela Şehmus Baysal işte ona da selam olsun buradan. O biraz koşuyor bir şeyler yapmaya çalışıyor. İlk temsilcisi olduğu için. Evet. Hakan hoca sağ olsun Hakan Şahade. O en büyük sıkıntılar ne biliyor musun? Geçen buraya da geldiler. Sen burada mıydın bilmiyorum. Avrupa şampiyonasında adam temsil edecek. Avrupa şampiyonasına gidecek. Adanalı bir sporcu. 6000 lira mı işte uçak ve otel parası, konaklama, uçak filan bir para lazım. Bunun sponsorunu bulamıyorlar ya 6000 liraya. Ya buyur. Ben burada bizim ama bak her şeyi de belediyelerden beklememek lazım. Belediyeler için çok komik para bu. Evet sponsor olarak şehrin dinamikleri de katılmalı. Kesinlikle. Yani bu kadar bizim iş mesela alanlarımız Adana var. Mesela Adana Ticaret Odası, Sanayi Odası, STK'ları da geç. 6000 lira veremeyecek iş adamları yok mu bu Adana'da ya? Evet, evet. 6000 lirayı bir gecede yiyorlar ha yeri geldiği zaman bu açıdan. Şimdi de konuşturmasınlar burada. Şimdi tabii mesela diyelim ki işte o çalıştaylardan başarılı sporculara bir teşvik çıkabilir mesela değil mi? Mesela, yani mesela diyelim ki minik yıldızlar futbol takımının en iyi oyuncusu, en iyi kalecisi, gol kralı, o ligin gol kralına ne bileyim işte herkes kendi kararınca böyle bir şeyler koyup yani sporcular teşvik edilebilir, başarılı olan kulüplere ekstra yardımlar. Mesela şimdi şu var biraz tabii marifet iltifata bağlı derler ya. Ya şimdi mesela diyelim başarılı oluyorsun. Ne oldu başarılı olunca verdiğin bir kupayla? Yani bu şehir olarak onlara taltif etmeliyiz. Yani çocuk başarmış, yapmış. Örneğin diyelim ki milli takımlara seçilmiş. Hani şehrin bunu taltif etmesi? Kim taltif ediyor? Yani gidip de işte Milli Eğitim Müdürü'nün yanında ya da valinin yanında ya da belediye başkanının yanında bir fotoğraf çektirmekle bu çocuğu taltif etmiş olmuyoruz. Sorunu ne, problemi ne? Eğer o çocuğu taltif edebilirsek, hani veya çocuklarımızı. Mesela bu şehirde bence ödüllendirme, mükafat verme şeyi, kültürü hiç yok. Şimdi eğitim masrafları karşılanabilir. Bana diyor ya pas verdiniz bir gol atayım hesabı. Tanır da kaleci olsun, gol yesin yani. Şimdi bizim ilk kararlarımızdan biridir. Başarılı olan sporcularımıza, futbol dışı branşlar için söylüyorum, futbolda tabii takım halinde, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu olan sporcularımızın hepsine bir daha ASGF olarak ödül verdik. Kimi zaman Avrupa şampiyonu olana çeyrek taktık, kimi zaman başka ödüller verdik. Ama gidip bize gelen bütün başarılı insanlara ödül verdik. Ve bunu ilk defa ASGF'nin tarihinde de yok zaten. İlk defa biz yaptık. Bu çok önemsiyorum bunu. Dediğiniz çok doğru. Yani vereceğimiz hediyenin miktarı hiç önemli değil. O sporcuların bana söylediği bir cümle vardı. Ya buraya bizi çağırıp onurlandırmanız bizi yetiyor. Bir kitap da olabilir. Onu bile bir kalem de olabilir. Evet, bir kalem de olabilir. Bir başka bir şey de olabilir. Bir yeri geldi eşofman verdik. Geri geldi başka bir şeyler verdik. Önemsenmeyi istiyorlar. Değer verilmeyi istiyorlar. Branşı hiç önemli değil. Çünkü sonuçta bu çocuklarımız Adana'yı, Türk sporunu ve bizleri temsil ediyorlar. Ve biz de ASGF olarak bunu ilk yaptığımızda da en gururla söyleyeceğim hamlelerden biridir bu. O çocuklarımızı gerçekten Tanır Bey'in de söylediği gibi iş adamlarının desteklemesi lazım. Birliklerin desteklemesi lazım. Yerellerin desteklemesi lazım. Çünkü bu çocuklar Adana'yı temsil ediyor. Kesinlikle. İşte ben biraz önceki Çalıştay fikrini bu yüzden söyledim. Yani birileri bu söylediğimiz fikirlerden daha çok daha kıymetli, çok daha kullanılabilir fikirleri ortaya çıkaracaklardır. Sonra bunu sahiplenmesi gerekenlere bu işi yüklemek. Bak kardeşim bu işin bu tarafını sen yapacaksın. Bu tarafını biz yapacağız. O tarafını o yapacak. Hadi bakın bu çocukları teşvik edeceğiz deyip ortaya bir şey çıkartmamız lazım. Evet, yani bu şekilde gitmez ya. Ya bakın şimdi ya. Ahmet Bozan bugün işinden. Yani şimdi ben açık konuşayım. Yani gerekirse muayeneye gidip
İşimizi askıya aldık. Yani kanal tedavisi yapmıyor veya diş çekmiyor, değil mi? Evin rızkından çocuklarını ailesine ayıracağı zamandan fedakarlık ediyor. Çoğu zaman da hani kimse bunu çok fazla bilmez. Cebinden harcayarak gönüllü olarak bu işi yapıyor. Yani şimdi tamam da hep kişilerin sırtına yükleyerek bu işi götüremeyiz. Götürmemeliyiz. Yani mesela şimdi diyelim ki sen bir kulüp başkanısın, hatta bir gazete patronusun. Belki diyelim ki ona rağmen gerekli desteği bulduğunu söyleyebilir misin? Yani cebinden ne kadar paralar harcadığını herkes biliyor. Şimdi bir şey vardı. Şakir Paşa handbol takımı vardı. Bayan mıydı? İzzet Vezir'in başkanlığı yapıyordu. Ya ne oldu bu kulüp? Sahipsiz kaldı. Bu kulüp Süper Lig'deydi. Ya bakın her takım giremez iddialara falan. Bu kulüp iddialara falan giriyordu. İddia kuponu oynuyor var ya. Onlara giren bir takımdı. Bu takım şu anda satıldı galiba Urfa'ya değil mi? Gitti. Yanlış şey de Urfa'ya gitti. Urfa'ya mı gitti? Adana Bayan. Sahip çıkılmadı Adana takıma. Adana Bayan futbol takımı Şampiyonlar Ligi'ne gitti değil mi? He. Bu Metin da sahipsizlikler. Metin Taylancı kan ağlıyor. Futbolculara parasını ödeyemiyorum diyor. Şimdi işte Büyükşehir Belediyesi biraz destek oluyor ama işte sadece özel sektör nerede ya? Nerede fabrikatörler? Adana'da milyarlarca para kazananlar nerede ya? Ya verin. Zaten bunu vergilerinizden düşüyorsunuz. Öyle değil mi başkanım? Yaptığı yardım düşmüyor. İhsan Sabancıları geldi arama. Adana Hacı Tepeleri geldi bak, arama. Fenerbahçe geliyor. Galatasaray geliyor. Beşiktaş geliyor. Bu takımı da sahip çıkmazsak sadece belediye nereye kadar işler? Nitekim'de başarılı. Bu işte İlhan Hocam'ın söylediği gibi Çalıştayların en büyük faydasıdır bu. Yani şehir önüne bir yol koyar, bir güzergah koyar ve güzergaha göre de insanlara görevler addeder. Bu gerçekten dolaylı olarak çok doğru çok bir fikir. Bu Sayın Valim'in önderliğinde olabilir, çok hoş da bir çalışma olur. Adana için, en azından Adana ölçeğinde alacağımız birçok karar çıkabilir. Tabii ki. Yani tabii şunu da söyleyelim, Çukurova Metropol FM olarak, Metropol Gazetesi olarak, Metropol Medya olarak özellikle amatör branşları çok önemsediğimizi ifade edelim. Ne tam zaman sayfa isterler... amatör yapıyoruz ya. Amatör kaç tane gazete amatörse tam sayfa. Her evet, gün tam sayfa. Yani onu da söyleyelim. Amatör gazetedeki sayfamızla birlikte yani Metropol FM'de buradan bizi izleyen, dinleyen bütün amatör branş yetkililerine, hatta sporcularına, hatta buradan gazete patronuna da bir çağrı yapalım. Şu amatör spora biraz önem verin. Önem versinler. Evet. Amatör spor gerçekten çok nadir gazetelerde var. Evet. Çukurova Pres yapıyor biraz. Toros, Çukurova Pres, amatör, Metropol. Amatör o hafta spor, ben şu günlükler ama Şerbuz'un evet. Şerbuz'un gazetesi, İrfan'ın yani. Gazetesi. Günlükler tabi. Günlükler ben daha hafta. Günlüklerden bahsediyor. Onlar komple spor gazetesi yapıyorlar. Yani şurada şey programı... Herhalde sonlandıracaksın. Evet. Can abiden o şeyi aldım. Bize belediyeler olarak gerçekten şu zor dönemlerde biz ASGF olarak kendimiz kendi kaynaklarımızla hijyen maddelerini, temizlik maddelerini kolisinde bizzat çalışarak şimdi onun hikayesini bir anlatayım devam edeyim Bilen abi. Şimdi temizlik malzemeleri yaptıracağız. Biraz fazla olsun diyoruz. İşte bir fabrikada bir arkadaşımız var. Rica ediyoruz işte süpa ama bu dönemde çalışacak insan yok. Yani koli yapacak adam yok. Dolduracak adam var. Kapağını kapatacak adam yok. Koliyi yapacak adam yok. Koliye bizim logoları yapıştıracak herkes insan yok. Herkes korona diye bile gitmiş. İş başa düştü dedim arkadaşlarla. Sağ olsun Osman Yesin Başkanım, Gülpınar'ın Başkanı, işte Uğur Şekeroğlu kardeşim, ben. Tabi o kadar da zor olduğunu hiç düşünmüyordum. Yani bir paketleme sevdasına girdik ama zor bir şeyden tabii getirdik. ASB'ye kadar, federasyona kadar da taşıdık sağ olsun. Belediye başkanlarımız gerçekten bu konuda bize gıdayla ilgili kollarda büyük destekler oluyor. Onu söylemek istiyorum. Kimle? Hangi belediye? Yani şu ana kadar bize hem Yüreğir Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Koca İspir, hem Sarıçam Belediye Başkanımız Bilal Uludağ. Yani bir telefonumuzla anında başka bizlere destek oldu. Akif Kemal Akay Başkanım bu hafta içinde inşallah bize o desteği yapacak. Çünkü kulüplerimizin bir kısmına, yani. Tabii kısmına döndük, bir kısmı kaldı. Onlara da büyük en yakın zamanda destek aldınız mı? En son Çukurova'dan herhalde bir destek alacağız. Sonra en son Büyükşehir'den de herhalde finali yapıp insanlara
Bekliyoruz buradan Zeydan Karalar'a, Soner Çetin'e, Akif Kemal Akka'ya verdikleri sözleri tutsunlar. Evet, inşallah onlardan da alacağız. Yapıyor. Belediye başkanlarımız gerçekten bu konuda amatör camiadan ne gelen... Ne koyuyorsunuz kolinin içerisine? Belediyelerin koyduğu kolilerde ne varsa gıda kolisi. Dağıttıklarını, evet, evet, gıda kolisi artı bizim temizlik kolimizle birlikte. Temizlik kolimizde ne var Sayın Başkan? Ne var içinde? İşte çamaşır suyu var benim bildiğim. Bir maske, el hijyeni için el sıvı sabunu var. Yer silici dedikleri kulüplerin yerlerini temizlemesi. Bir de herhalde bir bulaşık sıvısı vardı. Bulaşık deterjanı var. Maskeleri de belediyelerimizden veya ilgili yerlerden istiyoruz. Maske de koyuyoruz. Çünkü bu dönem maske sıkıntımız var. Dolayısıyla bütün herkese ulaşmasıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Biz ASGF olarak elimizden gelen bu. Bunu da kulüplerimize söylerken Tanır Başkanım, tabii ki kulüp başkanı olarak bu işe ihtiyacı yok. Ama Tanır Başkanım'a rica ediyoruz, bunu alın. Sizin de bir ihtiyacı olan kulübünüzün etrafında sporcusu, antrenörü, çalışanı olabilir. Lütfen iletin diyoruz, sağ olsun. Bütün kulüp başkanlarımız bu konuda çok duyarlı. Başka sosyal çalışmalar yapıyoruz. Başka yerlerden... Hem aile olduğunuzu da değil mi? Ya siz bir ailesiniz aynı zamanda. Hepsi çok, aile... Çok büyük, çok büyük bir aileyiz. Tanır bizim yönetimde olduğu için o listemizle beraber Ankara'ya da gidiyoruz. Şimdi Adana'nın en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Niye? 200'ün üzerinde derneği olan bir, yani bir dernek de değil, bir derneklerin olduğu bir platformuz, bir federasyonuz. Adana'nın bütün mahallelerinde karşılığımız var. Bunu Türkiye ölçeğine vurduğumuz zaman, ben Konfederasyon İcra Kurulu üyesiyim, Türkiye'nin 81 ilinde her mahallede anında telefon edip arayacağımız bir ailemiz var. Bundan büyük bir aslında aile yok. Aslında hakikaten çok büyük de bir güç yani. Evet. Çok büyük bir güç. Yani Türkiye'nin her yerine, her alanına ulaşacak güçte bir konfederasyon var. Genelde de spor insanları böyle siyasetten biraz uzak durur. Hani böyle biraz daha böyle herkesinden insanların girebildiği güzel bir aile aslında. Hani böyle her kapıyı böyle açan bir anahtar spor. Yani, evet. Amatör spor her kapıyı açan bir anahtar ve şunu da özellikle söylemek istiyorum. Siyaseti araç olarak kullanmak durumunda, çünkü siyaset yapacak bir pozisyonumuz yok. Bizim Genel Başkanımız Ali Düşmen'in çok güzel bir sözü var. Siyasetçiler kapımızdan girer, misafir ederiz ama siyasete izin vermeyiz der. Güzel. Biz de aynı çok şekilde, aynı desturla siyasetçilerimize her zaman kapımız açık, sonuna kadar açık. Başımızın üstünde yerleri var ama içeride siyasetimiz hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Çünkü ASGF'ler Türkiye'nin bu konuda binek taşları, mihenk taşları. Amatör sporu tüm Türkiye'ye yayma konusunda da çok çalışan 81 ilin 81 ASGF Başkanı ve Türkiye'nin değerli yönetim kurulları var. Peki başkanım, şimdi herkesin en çok merak ettiği soruya gelelim. Ondan sonra herhalde kapanış şey yapmaya başladık. Tamam. Şimdi siz Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nda da icra kurulu üyesiniz. Şimdi bu ligler, herkes onu merak ediyor. Bu ligler ne olacak başkanım? Çok da özledik futbolu. Evet, bu soruyu bayağı bekliyordum sabahtan beri, ne zaman gelir diye ama. Tabii şöyle. Biz... Mesela ben bir ek yapabilir miyim ona? Evet. Ligler, tarihi merak ettiğimiz kadar da şunu da merak ediyoruz. Tabii amatör spor kulüpleri profesyonel spor kulüpleri gibi imkanlara sahip değiller. Değil, yani değil. Sporcularını toplamayan, şu anda onlar bile bunun derdinde. Evet. Siz diyelim ki size federasyondan bir tarih verildi. Dedi ki bu tarihte başlayın, bu tarihte bitirin. Bunu yapabilecek güçte misiniz? Yani mesela şimdi diyelim ki örneğin emek spor sporcularını toplayıp hemen yine yeniden o kategorilerde yarışabilecek, hani bu camianızda bu gücü görüyor musunuz? Şimdi şunu söyleyeyim. Çünkü bu bir organizasyon bu, yani. Neticesi. Liglerin başlamasıyla ilgili tabii bir profesyonel bazda bunu yürüten spor federasyonu ve birimleri var. Bir de amatör bazda yine futbol federasyonunun talimatları doğrultusunda oluşacak bir birim var. Onun dışında da diğer branşlarımızın olduğu federasyonlarımız var. Yani dal federasyonlarımız var. Onların alacağı kararlara istinaden bu çalışmalar yapılacak. Ve alınan kararlar da tabii ki sadece federasyonların aldığı kararlar olmayacak. Yani bir kickbox, bir Muay Thai ya da bir futbol federasyonunun aldığı karar diye. Bunun bilim kurulu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde olacak, çalışmalar olacak. Dolayısıyla işin içine hem bilim, hem bakanlık, hem federasyonlar katılacak. Adana ölçeğinde ve Türkiye ölçeğinde illaki futbolu veya diğer branşları oynatmakla ilgili bir çalışma en azından tamamlanmasıyla ilgili bir birliktelik, bir cümle birliği oluştu. Ama bunu nasıl başarırız? İşte korona var, sıkıntılar var.
ülke bu izolasyona, bu şekildeki önlemlere uyarsa, bu şekilde gittiğini varsayarsak Haziran öngörülüyor. 12 Haziran. Çok konuşuyor. Şeyde, branşlarda veya diğer şeylerde. Bir buna bir de Adana'nın özel bir durumu var değil mi? Yani mesela şimdi Adana'da yani, Haziran'da futbol. Yani, hani, futbol artı diğer branşlar veya, Adana sıcaklar. Tabii çok meşakkatli bir, çok zor bir iş. Sağlıklı olur mu olmaz mı? Bunları hepsini tartışacağız. Kulüplerimizle tartışacağız. Federasyonlarla tartışacağız. Yukarıda tartışacağız. Amatör branşların oynanıp oynanmaması ile. Çünkü sonlarına geldiğimiz branşlarımız var. Bitime yakın olan branşlarımız var. Playoff oynattığımız branşlarımız var. Bunların hepsini bir toparlayıp ona göre karar vereceğiz. Ama yine söylüyorum, bu ülkenin şu eğride yavaş yavaş düştüğünü varsayarak gidiyoruz. Olası bir kötü, Allah göstermesin, durumda vaka sayılarının tekrar eskiye veya yukarıya doğru seyretmesi durumunda bu işlerin zaten olmayacağı, Türkiye çapında da inşallah böyle bir şey görmeyiz. Amatör olarak tesislerimiz buna uygun mu? Yani çok zor. Gerçekten 10 metrekare, 5 metrekare tesislerimizin soyunma odaları olan yerlerimiz var. Yani burada nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Bunların önlemlerini de ilerleyen günlerde ilgili arkadaşlarla ve spor kulüplerle konuşacağız. Peki ben şeyi merak ediyorum. Mesela sosyal mesafeyi koruyamayacak ya başkanım, evet, top maç yaparken. Her maçtan önce test mi yapılacak? Nasıl? Yani bunu nasıl bir önlem olacak? Şimdi o yukarıda bilim kurulunun tavsiyesi neticesinde daha çok profesyonelliklerde uygulanacaktır o yani. Amatörlüklerde bunu uygulama şansımız yok. Sosyal mesafeyi sporun içinde işte söylenenler, işte girerken ateşine bakılacak, işte şu olacak, bu olacak gibi bir takım belirtiler tespit ediyor ama bunda da çok zor tabii. Ne kadar sosyal mesafe yapabileceğiz, nasıl, ne kadar uygulayabileceğiz, ne kadar uygulanabilir olduğunu göreceğiz. Kolay değil. Ama şimdi Türkiye'nin tabii test kapasitesi oldukça yüksek ve şu anda da temas sayısı azaldığı için bu kısıtlamalardan, sokağa çıkma yasaklarından dolayı test oranı da düştü. Mesela bu dün 20 binlerdeydi test. Yani 40 binleri, 50 binleri zorluyorduk. Şu an 20 binlerde. Yani demek ki Türkiye şu anda bazı belirtileri gösteren hasta sayısı da azaldı. Evet. Şunu anlatmak istiyorum. Ben buradan şuraya gelmek istiyorum. Mesela şimdi diyelim Türkiye Adana'da amatör spor kulüplerinin hepsinin içindeki spor, bilmiyorum sporcu sayısını, yöneticisi vesaire falan hepsini toplasanız 40 bin çıkmaz, 30 bin çıkmaz. Yani belki hani bu maçlar başlamadan önce, müsabakalar başlamadan önce hepsine belki birer test yaptırılabilir. Çok da bu yapılamayacak bir şey değil bence. Yani tabii bunu hani bir profesyonelde belki yapalım. Uygulaması biraz çünkü çok vaka belirtileri göstermeyen her insana çok uygulanmıyor. Devletimiz de bu politikayı çok doğru bulmuyor. Muhtemelen onda olur ama şunu söyleyeyim. Yani ben Futbol Federasyonu üst klasman temsilcisiyim aynı zamanda. Vaka olduktan sonra da bir maça gittim Denizli'de. Denizli Spor'un maçına. Tabii o koronanın ilk günleriydi. Seyircisiz müsabaka. Bunu yönetecek bir temsilci olarak gitmiştim. İşte bütün alanların dezenfekte edilmesi, bir takım kurallara uyulması, herkesin birbirine çok temasta bulunmaması ile ilgili federasyonla, futbol federasyonla çok anında önlemler aldık. Anında uyguladık. Yani protokol tribünün dışında hiç kimseyi almadık. Ve protokol tribününe gelen insanların, yani o zamanki talimata göre sadece işte listede olan insanlar olduğu için onun dışında kimseyi almadık. Yani anında uygulayabiliyorsun ama tabii çok aşağılara indikçe bunu çok uygulamak çok zorlaşır, yani kolay değil. Ama dediğiniz de doğru, vaka sayıları düştüğünde, belirtiler düştüğünde risk de belki çok aşağılara inecek. Belki çok minimal seviyeye gelecek. Ama bunu en iyi karar verecek yine bilim kurulu tabii ve federasyonlar, Sağlık Bakanlığı vesaire. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. İşiniz zor. Onu söyleyelim. Çünkü şunu biliyoruz. Yokluklar içerisinde demeyelim ama çok zorluklar içerisinde bir görev icra ediyorsunuz. Herkesin beklentisinin çok yüksek olduğu bir alan bu alan. Yani sporcusundan efendime söyleyeyim bu idarecisine, antrenörüne kadar herkesin beklentisinin olduğu bir alan. Her yerde sahanız yok, her yerde her kulübün maddi imkanları yeterli değil.
Beklentiler farklı ama buna herkes rağmen... Herkes de memnun edemiyorsun. Evet. Tabii tabii. Ama buna rağmen şimdi, hakikaten Ahmet Bozan yönetiminde ASKF bir aile olma şuurunu bence yakaladı. Bir aidiyet duygusunu yakaladı diye düşünüyorum. Amatör spor kulüplerimizin de sporcularımızın da önü açık ama yeter ki bu işe sahiplenmesi gerekenler. Sadece belediyeleri buradan herkes yani bütün Adana'yı Tanrı çok güzel söyledi. Evet. Yani sadece bu bütün Adana'yı belediyelere yani bu şehirde yani iş adamları yok mu bu şehirde efendime söyleyeyim. Yani bir kebapçı da çıkabilir. Mesela işte ne yapıyor? Hakan'ın en büyük sporlarından bir tanesi reklam olacaksa da olsun yani seç baklavalar. Ben çok takdir ediyorum mesela. En azından bir yerinden tutmak için uğraşıyor. Ya ne güzel yani. Çok önemli. Hakikaten teşekkür ediyoruz yani. Ona. Yani İlhan Hocam şunu söyleyeyim. Bir yerlere geldiğimiz zaman çalışmak zorundayız. Yani bu işin en kolayı oturursunuz. Başkanlığın da keyfini sürersiniz. Her şey de çok güzel olur. Çok yaymadığı müddetçe de kimse oralara düşünmez, oralara aklına gelmez. Doğru. Ben Adana ASGV'nin bilmiyorum açılımını önceden biliyor muydunuz? Yani Adana ASGV'nin açılımı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olduğunu Adana'ya birçok ücra yerine dahi işte Tanır Bey'le beraber aynen, aynı yönetimde olduğumuz için söylüyorum. Öğrettik bunu bir gün bana MÜSİAD'ın başkanı Burhan Kavak dedi ki ya başkanım dedi ASGV'nin ne olduğunu hep merak ederdik dedi. Sen geldikten sonra şimdi açılımını sana yapayım mı dedi. Yap bakayım. Eski yöneticilerden oldum. İçin esprisini yapıyorum ben. Yani o duruma kadar getirdik. Gerçekten doğru insanlara ASGV'nin ne olduğunu öğrettik. Fatih Terim hemşerimizin bir lafı var. Sayın hocam sizin çok düşmanınız var demiş birileri. Hayır demiş benim düşmanım yok. Başarımın düşmanı var. Gerçekten insan çalıştıkça, başardıkça başarının düşmanı olur. Kişisel bir düşmanlık hiçbir zaman da oluşmaz. Biz de başarmaya devam edeceğiz, çalışacağız ekip olarak. Bu işi ben değil biz mantığıyla götüreceğiz. İnşallah. Siz tabii bir daha burada konuk edeceğiz. İnşallah. Biraz daha İnşallah. Zor sorular soracağız. Bu açılış olduğu için. Tabii amatör spor kulüplerine kalıcı gelir noktasında neler yapıyorsunuz? Hangi tesisin kazandırılmasında öncülük ediyorsunuz? Neler yapılabilir spor gibi. Spor çalıştayını düzenleyecek misiniz, düzenlemeyecek misiniz? Böyle biraz sıkıştırma sorular soracağız. Bugünkü biraz böyle... Hoş geldin. Yok yok. Şimdi tekrar da dinleyenlere söyleyelim. Seçim Eylül ayında olacaktı ama tahmin ediyoruz ki koronavirüs sebebiyle bu ileri bir tarihe ertelenecek. Dolayısıyla da zaten Ahmet Başkan da böyle bir ortamda seçim çalışmalarına şu girmediğini. Zaten şu an zaten böyle devam ettiğini, bir atmosferi ortaya koymak bence kulüplerimizde de yok böyle çok bir da fayda vereceğini düşünmüyorum. Ama adaylar çıkıyor. Adaylığına açık ya şu anda çıkıyor. Gerek var mı? Yani zaten herkes canının derdine tamam, düşüyor. Tamam, yok diyor işte ama adaylığını açıklayanlar var. Gizli polis toplantıları yapıyor. Aday olacak arkadaşlar. Aday herkes. Olsun olsun. Tabii demokratik ortamlarda kesinlikle. Aday da olacak. Adaylar da olacak. Yani bu çok önemli. Önemli olan biz şu an gündemimiz, ülkemizin gündemi, çalışmalarımız, ülkemizin çalışmaları. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız hep birlikte. Sizler de onu yapıyorsunuz. İnşallah. Çalıştay'la ilgili İlhan abi beni çok sıkıştırıyor. Çalıştay'ı biz yeni dönemde inşallah yaparız ama siz canlı vereceksiniz. Kesinlikle. Buradan biz da bu sözü, sözü veriyoruz. Almış peki Tanır'la bir Tanır son sözleri alayım. Yani, teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Yayına katıldınız. Ahmet Başkanım. Evet bence de katılıyorum. ASKF gerçekten çoğu insan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun açılımını bilmiyordu. Ahmet Bozan ve ekibinin yönetiminde insanlar bunu sahip oldular. Özellikle şu koronavirüsle ben bir teşekkürle şunu yapmak istiyorum. Özellikle bu koronavirüste biz burada hep yayınlarımızda da söyledik. Ramazan'ı beklemeyin. Şu zor günlerde insanlara koli dağıtımını yapın. Gerçekten Ahmet Bozan ve ekibi Ramazan ayını beklemeden koli dağıtımına koronavirüsün en tehlikeli, en çok böyle insanların korktuğu dönemlerde o çalışmaları yaptılar. Gerçekten o konuda da Başkanım sizi takdir ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başkanım. Evet ben de öncelikle Çukurova Metropol ailesine şu anda radyo ama inşallah televizyonunu da bekliyoruz. İnşallah. Güzel bir birliktelik gördüm burada. Gerçekten zevk aldım. Bir aile olduğunu bildiğim için buranın bir ailenin içinden bir fert olarak her bu camiye ve bu ekibe ne zaman bir katkım olacaksa her zaman hizmete hazırım. Amatör spora yer ayırmanızı istiyorum inşallah ilerleyen dönemlerde.
Çünkü amatör spor gerçekten mihenk taşlarımızdan biri. Ayrıcağınızı da biliyorum. Arkadaşınız Şehmet Baysal'ı gönderin. Buradan, Şehmet Baysal'a bir transfer teklifi yapalım. Buradan canlı yayında. Şimdi Şehmet beni hep canlı yayında sıkıştırırdı. Bir gün bir canlı yayın programı vardı, öyle kapatayım. Eyüp İnanır, Kirvem beraber çıktı. O zaman Kirve değiliz. Benim de 4 numara İbrahim Enes yeni doğmuş. Hemen Şehmet atıldı. Oğlan yeni doğdu. Eyüp abi ne diyorsun dedi. Kirveli'ye adayım dedi. Orada Kirve'mizi bağladı. sağ olsun canlı yayında bir Kirve dedi. Biz de onu orada transfere davet ediyoruz. Transfere davet edelim. Peki. Şehmet Baysal'a da burada. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Selam çok sağ edelim inşallah. Onda yakın dönemde Çukurova Metropol FM ailesinde amatörceyle burada beklediğimizi buradan ilan etmiş olalım. Peki Ahmet Bozan çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten evet, teşekkür ederim. Adana'nın böyle güzel insanları. Biz güzel bir şehiriz. Güzel, bu güzel şehrin güzel insanları var. Ahmet Bozan da bu güzel insanlardan bir tanesi. Hakikaten inandığı dava için bu çocuklara, Adana'nın çocuklarına, Adana'nın gençlerine bir şeyler kazandırabilmek için zamanından, parasından, efendime söyleyeyim bir takım beklentilerinden fedakarlık ederek yapmaya devam ediyor. Onlardan vermeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Hakikaten Asek Efendi ismini dediğiniz gibi, Tanır'ın dediği gibi çok bütün Adana'yı ezberlettiğiniz için. Ama bu bununla yetinmiyoruz. Evet, şimdi bir program daha. Çıtayı yükselttiniz. Biraz daha çıta yükselmeli. İnşallah. Peki efendim. Çukurova Metropol FM'de yayın tekrarını 17.20'de tekrar dinleyebileceğinizi bir kere daha 17'de dinleyeceğinizi ifade edelim ve bugünlük bu kadar diyelim efendim. Hoşçakalın. 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 İlhan